toplantısı yaptık. Çok da coşkulu, çok da güzel geçti. Anladım ki aynı coşku tutarak devam ediyor. Bu anlamda şimdiye kadar hep yanımızda olan Sayın Malatya Milletvekilimiz, Genel Başkan Özgürtülen Beli Ağbaba, şimdiye kadar Kadyama Milletvekili olarak dinliyordu, hala da öyle dinliyor. Ancak bu dönem Sayın Bülent Beycan, eski dönem Genel Başkan Özgürtülen, şu anda Parti Meclis Üyesi, onun da katkılar çok çok büyük oldu. Bu üçüncü kere Adıyaman'a. Bir Adıyaman'ı da çok sevdi. Bir Adıyaman da kendisini çok sevdi. Bu anlamda kendisine katkılarından dolayı çok çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkan. İnşallah bu dönem genel merkezimiz de katkısıyla bu dönemde Tuzla Belediye Başkanımızı seçeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Çok da lafı tutmak istemiyorum. Sayın Milletvekili, akabinde Sayın Genel Başkanımız Bülent Tezcan ve Velavlara konuşma yapacaklar. Ben tekrardan geldiğim için partim şartıma da teşekkür ederim. Tamam. Evet, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Milletvekili, değerli arkadaşlar. Bugün tabii buraya hem belediyemizi ziyaret etmek hem de adayımıza sizlere bir merhaba demek için geldik. Önümüzdeki günlerde aday takdim programımızı da burada yapacağız ve startı vereceğiz. Zaten TUT çok seçimlere çok oldu başlayalı. TUT Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, genel olmaktan her zaman büyük bir heyecan ve gurur duyduk. Bugün de aynı heyecanı yaşıyoruz. Çok kıymetli misafirlerimiz var. Ben sizi çok uzatmayacağım. Hepinize için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde tabii şu anda belediye başkanımız gerçekten Adıyaman'da çok örnek bir belediye başkanlığı yaptı. Çok güzel hizmetler kazandırdı. Zor şartlarda belediyeyi devralmamıza rağmen imkansızı biraz başardık. İnşallah bundan sonraki süreçte de başkanımızdan bayrağı yeni adayımız devralacak ve TUT'u Adıyaman'ın yıldızı olarak yaşatmaya ve Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak burada huzur ve barışı, kardeşliği sürdürmeye hep birlikte devam edeceğiz. Ben bu konuda sizlere inanıyorum, güveniyorum. TUT her zaman bizim veda iftarımız olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, demokrasinin, Atatürk'ün, Cumhuriyet'in gerçekten yılmaz savunucuları oldunuz. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza hep beraber devam edeceğiz diyorum inşallah. 31 Mart şimdiden hem TUT'a hem Adıyaman'ıza hayırlı olsun diyorum. En derin saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok değerli arkadaşlar, herkese çok teşekkür ederiz. Tabii benim biraz TUT'a 5-6 kez gelişim geldim. Sevgili Cemal Başkan seçilince 2014 yılında gelmiştik. Kalabalık grupla gelmiştik. Bir akşam vakti, geç saatte. Bunlar kardeş belediye protokolü yapmıştık. Yüzü ve belediyemizde TUT belediyemizi kardeş yapmıştık. Ondan beri de bazen tarihe, bazen sizlerle birlikte olmak için geliyoruz. Bugün de Cemal Başkanı, Belediye Başkanı adayımız, İlçe Başkanı davaya gitti. Ve sizlere kıramadık. Geldik. Tabii TUT aslında çok belki dışarıdan gelinler çok bilmez ama TUT burada insanlar aç olduğundan dolayı kendini yapıyor. İş bulmak mümkün değil. İş bulanlar da en fazla iş kuran iş bulabiliyor. Toplum yararına çalışma projesi. O da AKP milletvekillerinin kendi yandaşlarını sokuyor. Türkiye'de işte dolar yükseliyor. Enflasyon yükselmiş. Dünyanın en yüksek enflasyonlarından bile Türkiye sahip. Sakın geçmişteki enflasyonla bu enflasyonu karıştırmayın. 2000'li yıllardaki, 90'lı yıllardaki enflasyon yüksekti ama dünyada da enflasyon yüksekti. Şimdi dünyada %10 çok yüksek bir enflasyon. Bizim şu andaki faiz oranları %30'un üzerinde, %40'a yakın. O nedenle Türkiye çok sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Umarız bunu hep beraber atlatırız. Bu olaylar yaşanırken hükümet de ekonomi kötü gittiğini görmek istemiyor. Türkiye'deki birçok olayın görülme sistemi, işsizliğin görülme sistemi, yoksulluğun görülme sistemi, yandaşlığın görülme sistemi ne diyor? Her televizyon çıkınca ne diyor? Ellerini açıyor, ne diyor? CHP zihniyeti değil mi? Şimdi televizyonda izleyen o görse herhalde bu CHP zihniyeti derse herhalde bilmeyen biri böyle boynuzlu, kuyruklu, böyle şeytan gibi bir şey herhalde bu CHP'ler değil mi? Şimdi bunu şeytanlaştırmaya çalışıyor. O da biliyor ki diyor, ne diyor CHP? Ne diyor? İşte çöptür diyor. Hava kirli. Hava kirli diyor.
Ya her geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgili laflar söylüyor. Siz bilesiniz diye söylüyor. Mutlaka biliyorsunuz da. Siz bilesiniz diye söylüyorum. Geçen Birleşmiş Milletler'de bir araştırma yapıldı arkadaşlar. Birleşmiş Milletler'de bir araştırma yapıldı. Birleşmiş Milletler olarak yapmış olduğu araştırmaya Türkiye'nin en yaşanabilir 30 belediyesinin 28'i, 20 belediyesinin 19'u, 10 belediyenin tamamı Cumhuriyet Halk Partileri diyor. Bu bizim yapmış olduğumuz araştırma değil. 10 belediye, en başarılı 10 belediye CHP'li belediyeler. Niye? Devlet katkısı yok, işte Türk Belediyesi bilir. Örneğin Besni'ye 50 tane sopun kadar eleman verir, buraya vermez. Ne bileyim, Şambayat'a vermez, yanındaki belediyeye 30 tane verir, doğru mu? Ne bileyim, işte buranın en küçük ilçesine, kendine ait ilçe diye iş kurulan eleman verir, buraya vermez. Ona rağmen CHP'li belediye Türkiye'nin yer yerinde huzurun, barışın olduğu belediyeler. İnsanlar oraya gidiyor. Biraz önce fikir konuşması Abdurrahman Tutlu'ya söyledi. Bakın, bizim Kadıköy'ün hafta sonu nüfusuyla hafta içi nüfus arasında iki kat fark var. Niye? Ümraniye'deki, Üsküdar'daki insanlar Kadıköy'e geliyor. Veya başka bir şey söyleyeyim. Kimse Ankara'da, hiç kimse Ankara'ya tatile gitmeyi düşünmüyor da. Ama insanlar Eskişehir'e tatile gitmeyi düşünüyor. İnsanlar Eskişehir'i görmek de Ankara'dan, Bursa'dan, Afyon'dan, Kütahya'dan, Bilecik'ten herkes Eskişehir'i görmeye çalışıyor. Tamam, tamam. 2094'teki 93. çatı görüyor. 9 Mayıs yasaklandı, 29 Ekim yasaklandı, 23 Nisan yasaklandı. Andımız kaldırıldı, andımız. Öyle mi? Niye kaldırıldı acaba andımız? Türk'ün, doğruyum, çalışkan niye kaldırıldı? Bu neyine rahatsız oluyor? Bu neresi 2000 neresine batıyor? Bak, nereye biliyordum? Diyor ya, Atatürk'ü sevmek. Oradan rahatsız oluyor. Onu niye kaldırdı? Atatürk'ü unutmak için. Bak, 29 Ekim yasaklandı, TC kaldırıldı. Atatürk ismi tarih kitaplarına çıkarıldı. Burada TUD'u TUD'a sorun. TUD'u %90'a gidin sorun Atatürk'e laf söylemez. Söylemez mi? Yanı başında AK Parti kahvesi söylemez mi? Söylemezler. AK Parti söylemezler. Niye? Atatürk çünkü bu ülkenin kurucusu. O nedenle ankete bakıyor. Atatürk'e laf söylüyor. Diyor ki iki ay yaş bilmem ne diyor. Bakıyor ki ankette oyun düşüyor. Atatürk'e laf söylüyor. Kime laf söylüyor? Yine diye laf söylüyor. İnanı bu. İnanı çocuklar hala kime laf duruyor? Bir düşman yaratmaya çalışıyor. Bu düşman bakıyor ki bir vaadi yok, tek CHP. Arkadaşlar biz de seçim bu süreci boyunca bunlara cevap vermeyeceğiz. Biz kendi projelerimizi anlatacağız. Kendi Türkiye'yi nasıl aydınlığa çıkar onu anlatacağız. Nasıl huzur içerisinde yaşarız onu anlatacağız. Bakın burada iki komşu kalmaya yazın o sokakta huzur olmaz. Burada biz AK Partililerle, MHP'lilerle, İYİ Partililerle kavga etti amacı değil. Bu kendi iyi yönetimi diyoruz. Biz Tuz'u daha iyi yönetiriz, Adıyaman daha iyi yönetir diye iddiamız var. Ayrıca bakın, burada hani diyor ya FETÖ ile işbirliği yapıyoruz diyor mu? Başkan Gölgü'de işbirliği yapıyoruz. Başka FETÖ ile işbirliği yapıyoruz mu? Yapıyoruz. Yapıyoruz değil mi? Öyle diyor bak. Biraz önce söyledim de laf geçti. Bu TC'yi. TC Anayasa'dan TC'yi Sağlık Bakanlığı'ndan Milletin şeyine niye çıktı? Tabanyasın. Tabii niye çıktı? Kim istedi? Bak bir dakika kim istedi? Tabanyasın. Hatırlayacaksın. Andımız ne zaman kaldırdı hatırlayan var mı? Çözüm süreci. 3-4 sene falan oldu. 2013'te. Niye? Barış süreci değil miydi acaba? Neydi? Barış süreci dedikleri de zaman. Barış süreci. Nereden geldi bu talep? İmralı'dan geldi. İmralı'dan geldi. Ben meclisler yüzde söylüyoruz mu söylemiyoruz? Meclisler diyoruz ki ya bu ardımızı kim kaldırdı? Ardımız gelen taleplerine kaldırdılar. Ardımızı Öcalan, onlar Öcalan demiyor da İmralı diye. Sayın dediğin zaman da var ya. İmralı'dan geldi değişimde. Şimdi arkadaş yani başka şeyler çok şey söyleriz. TC'nin kaldırılması, ardımızın kaldırılması, bakanların değişmesi, hepsi Öcalan'ın günlüklerinde var diyor ki bunlar hükümette söyledi, hükümette bunu yaptı diyor. E şimdi sen CHP'yi dediğin gibi ümmamla terörsün sen. Ha? Ya oğlun yani oğlun. Adam akşama kadar izliyor kanalı. Bir baksana ne diyor? Bunlara baksana Kurtuluş Savaşı yok sayacaklar bunlar. Çünkü kendileri yokmuş içerisinde.
E fethediyorlar. Başka diyorlar mı fethediyorlar? E şimdi fethediyorlar bizim bilgimiz olabilir mi? Hiç duydunuz mu? CHP'liler, CHP milletvekili FETÖ'nün resmini yan yana gördünüz mü? Görüşler var ya bizi, o televizyon AHB ne yapar bizi? AHB ne yapar bizi? Aa yok diye bu kadar şey yapıyorlar. Kimseyi ötekileştirmeden herkeste bir olacak, herkeste. Şimdi diyor ki, efendim diyor, bu seçim diyor, birisi bu seçim savaştır diyor, kurtuluş savaşı diyor, damat veya kalmayarak. Öbür Van milletvekili diyor ki, eğer biz bu belediyeyi kazanırsak, kaybedersek diyor, türbanlarımızı girecek, yollarımız yok olacak, esnaf köpek kapacak. Camiler kapanacak. Belki iyi ki demiyor ki lan gece gündüz olacak. Kış yaz olacak. Ne? Vallahi mi? De. Ya kış yaz olacak. Gece gündüz hiç gündüz olmayacak artık. Seçimi kaybederse, belediyeyi kaybederse hiç gündüz olmayacak. Neyse. Yani biz herkesi birleştireceğiz hep beraber. Bu memleket hepimizin, bu topraklar hepimizin. Bu topraklarda barış, kardeşlik tohumlarını ekmeye devam edeceğiz. Sözlerine soruyorken bakın, hep Türkiye'yle ilgili olumsuz şeyler söylüyor, Atatürk'e olumsuz şeyler söylemiyor. İşte bunlar kimdi falan diyor. Bakın, yanı başınızdaki coğrafyaya bir bakın, Türkiye'nin değerini bir kez daha anlarsınız. Yanı başınızda hangi, kimde hangi ülkeleri var? Bakın sayın, Türkiye, en üstte gidelim bak, Müslümanların içerisinde. En üstte gidelim. Ne var? Bangladeş var. Ne var? Afganistan var. Ne var? Pakistan var. Bakın Türkiye, Pakistan var. Pakistan insana birbirini yiyor. Afganistan hala beni doğrultamamış. Kadınlar burkayla geziyor. Bırakın okulu bokulu. Kadınların yaşama girdiği için yani sokak diye düşün. Taşlanarak öldürüyor. Kim tarafından? Taliban tarafından. Bakın Türkiye, Pakistan değilse, Afganistan değilse, inanılmaya İran değilse, Irak değilse, Suriye değilse, in aşağıya Yemen değilse, Suudi Arabistan değilse, Katar değilse, Tunus değilse, Cezayir değilse, Libya değilse var mı? Çat değilse, ne bileyim Sudan değilse bunu layık demokratik cumhuriyete borçluyuz. Niye? Bakın hala Suudi Arabistan'da para çok, para bol. Kadınlar araba kullansın mı kullanmasın mı tartışılıyor. O beğenmedikleri var ya, beğenmedikleri Mustafa Kemal Atatürk ta 1934 yılında kadınlara seçme hakkını verir. Atatürk'ün kurduğu ülke. Tabii Atatürk'ün kurduğu ülke. Kendi kızını danışmanı yapıyor. Türkiye bak, Türkiye var ya, Türkiye Suriye değilse insanlar birbirlerinin mesleğinden dolayı, etnik kimliğinden dolayı ciğerleri söküp yemiyorsa, Türkiye Kerkük değilse, Irak değilse, Suudi Arabistan değilse, bebeleri açlıktan ölmüyorsa insanlar mezhebinden etkinle konuştuğu dilden hatta mezhebinden Şii'yle Müslüman birbirini kes diyorsa bunu layık demokratik cümlede borçluyuz ama bunu birilerinin her gün laf söylediği bu toprakları yetiştirmiş olduğu en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Doğru söylüyor. 9 köyden evet. Geliyorlar. Sizin nasıl indiriyorlar hemen. Bizim, bak, bizim önderimizde, liderimizde, yol gözümüzde bir tek adam var. Mustafa Kemal Atatürk. Hepimiz gelip geçeriz. Genel başkanlar değişir ama o değişmez. Onun gösterdiği yol değişmez. Hep onun izinde, yolunda yürümeye hep beraber devam edeceğiz. Değişir. Ağzına sağlık. Biraz uzun konuşsun dedi. İyi yapın. Yani en azından önemli şeyleri tekrar beraber hatırladık. Değerli tutlu hemşerilerim. Hepinize merhaba. Bugün güzel ziyaretler yapıyoruz. Dün de öyleydi. İki gündür Adıyaman'dayım. Belediye Başkanım da bugün beraber, o dün Malatya'da kurulandaydı. Bugün Destin'de beraberdik. Dün Gölbaşı'nda beraberdik. Aslında son anda TUT programı eklendi. Çünkü bugün geri dönüş planımız vardı ama sevgili başkanımıza da bir sözümüz vardı. 24 Haziran seçimleri için buraya geldiğimizde TUT'a gelemedik. Bir gelme planımız oldu. Kilise geçecektik. Gelemedik. Erkenden dönmek zorunda kaldık. Ama bu sefer başkan da büyük bir olgunlukla 5 sene hizmet etti. Şimdi diyor ki siyasette çok görülen bir şey değil de oturunca kalkmayı fazla sevmeyiz biz siyasetçiler bir koltuğa. Başkan öyle demiyor. Diyor ki ben 5 sene hizmet ettim. Şimdi bir başka arkadaşımıza el birliğiyle bel vereceğiz. Ona destek olacağız. Onunla beraber hizmetlere devam edeceğiz
Dedi şimdi hiç olmazsa belediye başkanlığını bırakmadan bir gelip ziyaret etmemiz gerekiyordu. Bugün bu çerçevede alelacele yapılmış bir ziyaret. Önümüzdeki günlerde yine arkadaşlarımızın organizasyonuyla burada çok değerli arkadaşlarımızı mutlaka ağırlayacaksınız seçime kadar. Ben önce bütün tutuklu hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili bir belediye altında yönetilmek için, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını en azından yerelde güçlü kılmak için bugüne kadar çaba harcadınız, emek verdiniz. Önce teşekkürlerin hepsi size, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İkincisi, belediye başkanımıza bir teşekkür borcumuz var. Gerçekten TUT'a gelip burada 5 sene önemli hizmetler geldi. Biraz önce Veli Ağbaba başkanımız şöyle dedi. Türkiye'de onun yerel yönetimlerden sorumlu genel başkanlığı döneminde çok önemli bir imece kültürünü yerleştirdik. Partiye bir imece kültürünü yerleştirdik. Sosyal demokrasiyi tarif ederken birçok şey söylerler. Sosyal demokrasinin evrensel 3 ilkesi vardır. Eşitlik, özgürlük, üçüncü de dayanışma. Ne demek dayanışma? Eşitliği, özgürlüğü hepimiz biliyoruz. Ne demek dayanışma? Her hayatın her alanında güçleri adaletli dağıtıp paylaşıp, paylaşımda adaletli olup, bir yerde varsa başka bir yerde yoksa, olanın gücüyle olmayanı da ayağa kaldırabilmek ve paylaşmak. Onu yaptı. O dayanışma kültürü çerçevesinde Batı'da bizim güçlü belediyelerimiz var. Bütçeleri güçlü. Doğu'da bütçeleri zayıf belediyelerimiz var. Merkezi iktidar bizde olmadığı için ekstra merkezi iktidarların da yerel yönetimlere aktaracağı paylar nedeniyle belki Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri beklediklerini belki de bulamıyor ama çok önemli bir şey yaptı. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da bütçesi iyi bir belediyesi varsa, İzmir'de bütçesi iyi bir belediyesi varsa, Batı'da Adıyaman'daki Tuğ, işte Şambayat, Tesmetepe, Muş'ta başka belediye, Van'da bizi de götürdü o zaman. O zaman onun kaynaklarını buradaki vatandaşın da hakkıdır. Beraber paylaşacağız. Oraya destek olacaklar dedi. O destek sayesinde kaynak yok sözünü boşa çıkaran bir belediyecilik anlayışına geldi. Şimdi gelince öğreniyorum. Göreve geldiğinde 6 milyon yok. 5 milyon borçla devraldığı belediyede hiç borç almadan çok ciddi hizmetler yapıp yeni temelini atmak üzere yeni gelecek arkadaşa görevi devrediyor. Borçların da yarısını ödemiş vaziyette. Bu çok önemli bir şey. Bu örnek bir tutum. O halde şunu yapmak zorundayız. Biz bu görev değişimini, dönüşümünü sağlıklı bir biçimde, doğru bir biçimde kazaya uğratmadan tamamlamak gibi bir borcumuz var. Yani bu seçimlerde bir kere elimizdeki belediyeleri korumak zorundayız. Başta TUT Belediyesi olmak üzere. Belediye başkanımıza 5 sene bu hizmetleri verdikten sonra kendi rızasıyla bir hırs, bir kavga, ben yoksam hiçbir şey yok, bir daha ben olacağım iddiası yerine biz bir ekibiz beraber bu işi yapacağız. Benden sonra gelen arkadaşa devredeceğim, destek vereceğim demesi nedeniyle ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye'yi iyi yönetemiyor. İşsizliği çözememiz. 6 milyon işsiz, 16 milyon yoksul. Adıyaman göç verenmiyor. Tarım bitmiş. Tütün bitmiş, her şey ithalatçı. Bir ithalat lobisi oluşturmuşlar. Onun tatlı karıyla siyaseti finanse ediyorlar. Türkiye buğday üretemez mi? Pamuk üretemez mi? Pirinç üretemez mi? Tütün üretemez mi? 500 bin tütün üreticisi ailede 2002 yılında 500 binmiş tütün ekicisi Adıyaman'da 56 bine düşmüş. Eskiden bu taraflarda, eski taraflarda tütün varmış. Şimdi yok değil mi? Tut'ta nasıl bilmiyorum. Yok. Buralarda da vardı. Niye yok? Çünkü Türkiye'de karına emanet ettiler. Bunları vicdanına bıraktılar. Şimdi gümrük vergisini de sıfırladılar tütünde. Yani Türkiye'de kendi çiftçisinin tarımda, hayvancılıkta, bakliyatta her alanda üretebileceği şeyleri ithalatla elde ediyorlar. Bir hükümet niye bunu yapar?
ya düşmandır kendi çiftçisine ama sadece düşman onun için yapıyor demek. İkinci önemli mesele ortak bunlar arkadaşlar. İthalat lobisiyle ortak. Buğdayı sen üretmezsen dışarıdan satın alırsan onu kim getirir? Birkaç ithalatçı, tüccar. Onlar bundan kar elde ederler. Senin çiftçin varsamıyorsun yoksulluktan. O karı paylaşıyorlar ithalatta. Pamukta öyle, tütünde öyle. İthalat niye arttı tütünde? %8 şu anda. %88 eskiden Türkiye'nin sigara markaları dünyaca bilinirdi. Tekeli sattılar. Oradan yandaşlarına satarken bir kar elde ettiler. Şimdi de tarımda ithalat tekeline çiftçiyi mahkum ettiler. Faizciyle beraberler, Londra borsalarındaki faizcilerle ortaklar, Türkiye tarihi boyunca sadece bunların döneminde 157 milyar faiz ödedi. 16 yılda 79 yıllık Cumhuriyet hükümetlerinin kullandığı 2002 bunların iktidara geldiği dönem. 79 yılda 730 milyar dolar kullanmış 79 yıldaki hükümetlerin tümü Cumhuriyet döneminde. Atatürk, İnönü, Özal, Menderes, rahmetli hepsi dahil bunların içerisinde. Demirel hepsi dahil. Keban Barajı'nı yapmışlar, kar otoyolları yapmışlar, Osmanlı'nın borçlarını ödedim yapmışlar. Kullandıkları para kaç liraya yapmışlar? 730 milyar dolar kullanmışlar. Bunlar 2003'ten 2018'e kadar 15-16 yılda bunun 3 katını kullandılar. 2 trilyon 100 milyar dolar kullandılar. 2 trilyon 100 milyar dolar. Ve bu kadar parayı kullanmaları nasıl kullandılar? O var olanları sattılar. Sümer Bank'ı sattılar, Eti Bank'ı sattılar, Tekeli sattılar, Sepa'yı sattılar, hepsini sattılar. Şimdi tank palet fabrikasını satıyorlar. Katar Silahlı Kuvvetleri'ne. Tank palet fabrikasını, silahlı kuvvetlerinin en önemli roket yapan silah satarken, bütün bunları yaparken ne oldu? Bütün bunları yaptılar ama şimdi arkasından Trump bir tweet attı diye Erdoğan çıktı, ne diyor? Diyor ki bize dışarıdan bu dış güçler ekonomik saldırıda bulunuyorlar. Ekonomik sabotaj içerisindeler. E sen 79 yıllık Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin 3 katı kaynağı kullanırken betona yatırmasaydın. Yandaşa yatırmasaydın, hırsızlığa, yolsuzluğa yatırmasaydın, üretime yatırsaydın, sanayiyi geliştirseydin, tarımı geliştirseydin, güçlü bir ekonomi yaratsaydın, üniversitelerini geliştirseydin, eğitimi güçlendirseydin, Türkiye'yi dünyanın en zengin, en güçlü ülkeleri haline getirseydin, atacağı tweet'e bu milleti mahkum etmeseydin. Yazıklar olsun. Böyle şey olur mu arkadaşlar? İşte bunun için Türkiye'nin bir anlayış değişikliğine ihtiyacı var. Sayın Başkanım dedi ya, CHP zihniyeti dediği o kavga ettiği şey, Türkiye'nin aslında kendi ayaklarında durma anlamsız Türkiye. Askeri anlamda güçlü bir Türkiye. Siyasette tam bağımsız bir Türkiye. Dışarıya muhtaç olmayan bir Türkiye. Hedef buydu. Onun için Atatürk köylü milletin efendisidir diyordu. Politik olarak köylüden oy alma hesabıyla değil, tarımı ayağa kaldırmak için. Devletin en önemli geliri öşür vergisiydi, aşar vergisi eskiler bilirler, tarımdan alınan. En önemli vergi oydu. Onu kaldırdı Cumhuriyet döneminde Atatürk. Niye kaldırdı biliyor musunuz? Öşür vergisi çiftçinin belini büküyor, ödeyemiyor, ayağa kalkamıyor. O zaman ben devlet olarak bundan vergi almak yerine buna destek olacağım, ayağa kaldıracağım diyordu. İşte o köylü milletine çiftçi varsın, gebersin, ne olursa olsun ithalatçıyla ben sıcak, taze, tatlı tarımla iktidarımı sürdürüyorum diyor. Şimdi işin özeti, daha çok anlatılır ama anlatmayacağım. Yani 16 yıldır Türkiye'yi iyi yönetemiyorlar ama iktidarı da bırakmak istemiyorlar. Ne yapacaklar? Tek bir yol kaldı. İşsizlik, yoksulluk almış başını gitmiş. Kutuplaştırma. Bu kampanyayı da kutuplaştırma siyaseti üzerine kuracaklar. Biz buna alet olmayacağız. Biz biliyoruz ki onlar yukarıda ne söylerse söylesin, tutta AK Parti'ye oy veren kardeşimiz bizim kardeşimizdir.
Biz onların düşmanı değiliz. Öyle bir derdimiz yok. Onların da desteğini alacağız. Onları ötelemeyeceğiz. Onlara da hizmet vereceğiz. Onlarla beraber, onlarla tutun geleceğiyle ilgili bizim mevcut belediye başkanımız, sonra yeni görev alacak belediye başkanımızla birlikte el ele yönetecekler. Kutuplaştırma siyasetini boşa çıkaracağız. Hizmet siyasetini her zaman iktidarların toplumu birbirine çatıştırarak, kutuplaştırarak, ayırarak, bölerek iktidarını devam ettirme çabasına karşı, demokrasiyi yok edip tek adam anlayışını yerleştirme çabalarına karşı en önemli panzehir yerel yönetimler olmuştur. Çünkü yerel yönetim buradan kapıdan çıkarsınız, belediye başkanlığı karşınızda görürsünüz. Sabah evin önünden geçer görürsünüz. Kapısından adımını dışarı attığı anda belediye başkanı komşusuyla yüz yüze gelir. İl genel meclis üyeleri öyledir. Doğrudan sizi yönetenlerin elini, kolunu, yakasını tutup derdinizi anlatabileceğiniz alanlardır belediyeler. O yüzden hizmet ederken de birlikte el ele tutuşup hizmet edebileceğiniz yerlerdir. Elimizdeki belediyeleri bu çerçevede vermeyeceğiz, daha da güçlendireceğiz. Diğer belediyelerin gücünü buralarla birleştireceğiz. Bunlar bizim şimdi bakacaklar. Burada Cumhuriyet Halk Partili belediye var. Burada yaşayanlar huzurlu. Birbirleriyle kavga etmiyorlar. Hükümet işsizliği çözemezken bunlar kendi çaplarında üretimi örgütleyerek kendi kaynaklarını pazarlama, satış, ticaret gibi alanlarda yeni iş imkanları yaratıyorlar. Yatırımcıları bulup getiriyorlar. Bak ne güzel, burada kendi çabalarında bu problemleri çözmeye çalışıyorlar diye bakacak. Ve bugün genel seçimlerde bile vatandaşlarımız yerel seçimde gelecek, diyecek ki ben memnunum bu hizmetten, ben o başka iş, bu başka iş, ben buraya oy veriyorum diyecek. Bir süre sonra diyecek ki ya bu anlayış doğru anlayış, ben yerel seçimde, belediye seçiminde veriyorsam genel seçimde niye vermeyin, orada da veririm diyecek ve Türkiye içinde olduğu bu çıkmazdan böyle kurtulacak. Şöyle bir dil kullanmayacağız. Yerel yönetim Ankara'daki iktidarı değiştirecek. Böyle bir şey yok. Onu vatandaş istemeyebilir. Ya bu ayı ben belediyede oy vermek istiyorum. Ankara meselesi benim meselem değil diyebilir. Dikkat edin. Hem Erdoğan hem Devlet Bahçeli şu anda bütün kampanyasını ne üzerine kuruyor? Genel siyaset üzerine kuruyor. Düşmanlaştırma üzerine. Demin genel başkan yardımcımız anlattı. Düşmanlaştırma. Ötekileştiriyor. Teröristsin diyor. Vatan hainisin diyor. Bir cephe oluşturuyor. Benim cephemin dışındakiler ihanet cephesidir diyor. Ve bu kutuplaştırma üzerinden toplumu tarif etmeye kalkıyor. Biz bunun parçası olursak bu oyuna düşer. Biz bunun parçası olmayacağız. Kendi şehrimizde, beldemizdeki birleşme, ayrışmaya karşı buluşma ve toplumsal barışı inşa edeceğiz. Hizmet siyasetini yerel yönetimlerde anlatacağız. Bu Türkiye'nin İçinde bulunduğu demokrasi krizine de gerçek çözümdür. Bunu bağırarak söylememize gerek yok. Yerel yönetimlerde farklı bir anlayış iktidar olduğunda yönetim zenginliği ortaya çıkar. Toplum bir başka yeni seçenek olduğunu da görmeye başlar. TUT'ta zaten bu adımı biz daha önce atmıştık. Buna devam edeceğiz. Adıyaman'ın diğer bölgelerinde de bu gücü artırarak 31 Mart gününe kadar kararlı bir şekilde yürüyüp inşallah